Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 26 Ekim 1 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Güneş Akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve önümüzdeki bir ay boyunca sizin aile eviniz, yuvanız, ebeveynlerle ilgili konulara daha fazla aydınlatacak. Ve bu hafta dolunay haftasındayız. Hafta sonu güçlü bir dolunay meydana gelecek bunun öncesinde ayın ışığı büyüyor hafta boyunca balık koç ve boğa burcunda ilerleyecek ve tabii ki üzerimizde de hem duygusal hem bedensel tesirleri artacak Merkür bu hafta itibariyle artık terazi burcunda gerilemeye başlıyor bir süredir biliyorsunuz akrep burcunda geriliyordu 28 Ekim ile beraber terazi burcunda Merkür'ün gerilediğini göreceğiz. 3 Kasım'a kadar devam edecek bu retro hareket. 3. evinizde olacağı için bu dönemde bazı anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi, bazı seyahat planlarınızı, eğitimle ilgili konuları belki biraz daha gözden geçirmeniz, daha dikkatli hareket etmeniz gerekebilir. Venüs'ün de aynı gün terazi burcuna geçişi aslında hoş bir etki, güçlü bir tesir. Venüs iyicil bir etki olarak 3. evinizde ilerleyecek ve bu dönemde var olan bazı sorunları daha rahat çözebilirsiniz. Bunlar bir ticari konu olabilir, eğitimle ilgili bir konu olabilir kardeşlerle, yakın çevrenizle ilgili konular, komşu ilişkileriniz, bu alanlardaki tesirler daha olumlu olacaktır. Özellikle 3 Kasım'dan itibaren Merkür'ün de retrosunu bitirip Terazi burcunda ileri harekete dönmesiyle beraber tüm 3. ev konularınızla ilgili daha net, daha güçlü adımlar atabilir, daha olumlu geri dönüşler de alabilirsiniz sevgili Aslanlar. Ve hafta sonuna doğru artık Güneş Uranüs karşıtlığı etkinleşiyor. 31 Ekim'de 8 derece boğa burcunda dolunay meydana gelecek. Aynen sizin gibi sabit bir burç. Dolayısıyla sizin için de güçlü bir tesir var bu dolunayın. Tam haritanızın tepesinde 10. evde olacak bir dolunay. Aynı zamanda güneş Uranüs karşılığını etkinleştiriyor. Uranüs ile birleşen bir dolunay. Kuşkusuz biraz huzursuzluk veren elektrikli, stresli bir enerji barındırıyor. Ama aynı zamanda da sürprizler getirebilir hayatımıza. Bireysel olduğu kadar toplumsal alanlarda da beklemediğimiz ani bazı değişimler ya da toplumsal hareketlilikler olabilir. Finans piyasalarında hareketler artabilir. Ee, sizin için kariyer konuları, toplum önündeki statünüz, genel olarak işiniz, sorumluluklarınız, görevleriniz, biraz ailevi alanlar, belki ebeveynler... Bu alanlarda ee, hızlı bazı gelişmelerin olması ya da hani beklenti dışı çok planlanmamış bazı durumlarla karşılaşmamız mümkün. Hani iş hayatınızda mesleki hayatınızda kariyer hayatınızda sizin iradenizle veya iradeniz dışında olabilecek ani gelişmeler. Bunun yanı sıra yer değişimleri taşınmalar, üstlerle ilişkilerinizde ya da üstünüz olan kişilerle ilgili yine dönüşümler, ebeveynler, anne babanızla ilgili bazı beklenmedik durumlar, sürprizler, Dolunay'la beraber e, gündemde olabilir. Hem genel olarak kendi bedensel sağlığınıza hem de aile üyelerinin genel sağlıklarına bu dönemde biraz dikkat etmek gerekiyor. E, kronik sağlık sorunu olanlar, e, uranüsün etkileyebileceği nörolojik sorunlar, tansiyon problemleri, ani hormonal problemle, problemler bu dönemde biraz daha tesirini arttırabilir, daha dikkatli, temkinli olmakta. Çok da riskli hareketlerde bulunmamakta özellikle bu hafta fayda var sevgili aslanlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.